Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, bir önceki dersimizde kadınların nikahtaki durumlarını konuştuk. Yani kadınlar tek başına nikah kıyabilir mi? Kıydıkları nikahların bir geçerliliği var mı? Bu konuda bir konuşmaya girdik. Şöyle kısaca hatırlayacak olursak, Hanefi mezhebi açısından İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre bir kadın buluğ çağına erdikten sonra, yani yetişkin artık reşit bir çağa geldikten sonra tek başına nikahını kıyabilir ve bunda da İslam açısından bir sakınca olmadığını beyan etmiştik. Ancak İmam-ı Muhammed kadın isterse 50 yaşında da olsun, Resulullah'ın la nikaha illa bi veliyyin, işte eyyüma imratin nekahat bi nefsiha, nekahat nefsiha fe nikahuha batılun 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 şeklinde hadis-i şerif okuduk. Dolayısıyla bu hadis-i şeriflerden dolayı İmam Muhammed diyor ki bir kadının tek başına nikah kıyması bu bağlamda geçerli değildir. Mevkuftur daha doğrusu. Mevkuf olduğunu ifade ettik. Yani İmam-ı Azam mutlak cevaz veren, öteki uçta İmam-ı Şafii mutlak yasaklayan, her türlü velisi gelmesidir diyen var. Bir de arada ama İmam-ı Şafii'ye daha yakın olan İmam-ı Muhammed var. O da diyor ki mevkuftur, velisinin icazetine mevkuftur. Yani bu kadın bu nikahı kıysa velisine sorarız. Eğer velisi kabul ederse geçerlidir, velisi kabul etmezse bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır? Onda bir ayrı detay var ama bozulmuştur diyelim biz. Sonra hakime gider kadıya, kadı da onun nikahını kıyabilir. İmam-ı Şafii ile İmam Muhammed'in arasındaki tek fark bu işte. İmam-ı Şafii hiç yok sayarken İmam Muhammed geçerli sayar. Babası kıymasa kız hakime giderek o nikahı onaylattırır. İmam Muhammed'e göre bu şekilde. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'e göre ise hiçbir sakınca olmayacağını beyan ettik. Peki arkadaşlar, daha sonra bu konuda gelen rivayetlerde nasıl ifade etmiştik? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İmam Muhammed'in delili la nikaha illa bi veliyyin. Nikah ancak veli ile beraber kılınabilir. Veli kimdi? Veli asabe sıralamasına göre işte babası, dedesi, onlar yoksa diyelim ki işte bünüvvet, asıl çocuk, çocuk yoksa torun, onlar yoksa diyelim baba dede, baba dede yoksa kardeşler, erkek kardeşler, erkek kardeşler yoksa erkek kardeşlerin erkek çocukları, farazi onlar yoksa amca, amca yoksa amcaların erkek çocukları, onlar da yoksa işte anneye gelir mi gelmez mi ihtilaf var zevilerham, daha sonra kadıya çıkar. Bunlar asabelerdir ve bunlar bazı konularda yetki sahipleridir. Mesela bu şekilde bir kadının İmam Muhammed'e göre velisi, yani yetkili olduğu, ondan yetkili olan kişi babasıdır. Dolayısıyla o kimse, onun nikah kıyabilmesi için İmam Muhammed buyuruyor ki babasının rızası ve onayı şarttır. Babası kıymalıdır hatta. Çünkü Resulullah la nikaha illa bi veliyyin buyurmuştur. Velisiz nikah olmaz. Dolayısıyla hatta yine eyyüma imratin nekahet nefseha bi gayri izni veliyyiha fe nikahuha batilun batilun batilun. Bir kadın kendi velisinden izinsiz kendi nikahını kıyarsa o nikah yoktur, yoktur, yoktur diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bağlamda gelen ifadelerini naklettik bir önceki dersimizde. Dolayısıyla İmam Muhammed diyor ki, kardeşim diyor bak bu naslar, bu hadis-i şerifler şunu gösteriyor. Yani bir kadın tek başına nikahını kıyamayacak. İlla da babasının filan veya dedesinin neyse velilerinin izni olması gerekmektedir. Daha sonra tabii buna İmam Muhammed kendi tarafından bir akli kaziyeler getirildi. Çünkü denildi ki burada işte daha duygusaldır. İşte kadınlar daha duyguya göre hareket eder. Hani akli durumu çok ortaya koymaktansa hissi olarak daha çok hareket ederler. Bu ise onların tercihlerine zarar verici bir etken doğurabilir. Bu nedenle işte erkek, yani velisinin izni olsun, velisi izin vermedikçe mevkuf diye bekletelim diyor İmam-ı Muhammed. Ancak İmam-ı Azam meseleye farklı bakıyor ki bugünkü konumuz da bu olacak arkadaşlar. İmam-ı Azam Efendimiz bu konuda bir kadın yetişkin artık reşit bir çağa geldikten sonra tek başına nikah kıymasına cevaz veriyor. Babası izin vermese dahi. Tabii bugün fetva bağlamında biz şunu söyleyebiliriz. Ya babası izin vermeden bunu yapmayın. Neden? Çünkü
İslam fıkhına göre babası eşit olmayan bir kimseyle evlendiği zaman da baba nikahı bozma yetkisi var kadıya, hakime meseleyi çıkararak. Veyahut da işte dediğimiz gibi az önce hani kız belki çok hissi hareket edebilir. Bu noktada duygusal hareket edebilir. Dolayısıyla kendi lehine olan şeyleri tam olarak düşünemeyebilir. Bunlar hep sıkıntı. Bu nedenle her türlü velisinin iznini alsın tavsiye olarak bunu deriz. Ama İmam-ı Azam açısından kıysa geçersiz midir? Geçerlidir. Ve İmam-ı Azam Efendimizin bu konudaki delili şudur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz hatta tenkihe zevcen gayra. Yani ayet-i celle işte talakum rotan oradan geliyor. Fe in talaka fe la tuhilluhu. İşte o kadın artık o adam için helal olmaz. Hatta tenkihe zevcen gayra. Hatta tenkihe kadın kendisini nikahlayana kadar zevcen gayra. Başka bir adamda. Yani Kur'an-ı Kerim'de nikahlama fiili kadına nispet etmiştir. İmam-ı Azam Efendimiz böyle bakıyor. Ya diyor, neden ben yetişkin olan yani buluğdan büyük reşit bir kızın nikahını direkt geçerli sayıyorum? Ya Kur'an'da Allah nikahı kadına nispet etmiş. Yani hatta tenkiha zevcen gayra. O kadın kendisini başka bir adamla nikahlayana kadar. Bak Allah nikah fiilini kadına nispet etti. Dolayısıyla bu nikah fiili kadına nispet edildiğine göre demek ki kadın tek başına nikahını kıyabilir ki böyle bir nispet oldu. Aksi takdirde Allah-u Teala buyururdu ki hatta tünkehe zevcen gayrah derdi. Yani işte diyelim ifal babından getirdi. İşte taaddisini artırırdı. Derdi ki babası onu evlendirene kadar işte veyahut da velisi onu evlendirene kadar derdi. Mesela bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de şeyde gelebilir. Hani o enkihul eyama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum ve enkihu evlendirin. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala evlilikle alakalı hitabını delikanlılara yapmıyor. Yani evlenecek çağda olan kıza veya erkeğe yapmıyor. Velilere yapıyor. Ve enkihu evlendirin ey veliler, ey sorumlular, o çocukları evlendirin. Bununla siz ilgilenmelisiniz. Bu sizin göreviniz. Yani evliliği teşvik edin, onlara zemini hazırlayın, onlara yardımcı olun, ön ayak olun demektir. Ama burada hatta tenkiha kız evlendir, evlenene kadar, başkasıyla evlenene kadar. Demekle Allah-u Teala bu ayette evliliği kadına nispet edince demek ki kadın tek başına nikah kıyabiliyor ki böyle bir durum var. O yüzden İmam-ı Azam Efendimiz gerek bu gerekse فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُفِ Bakın وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ Kadınların kendi nefislerinde yapmış oldukları bilmaruf, marufla, iyilikle yapmış oldukları şeylerde hiçbir sakınca yoktur. O da ne? Nikah. Yani bu şekilde nikah akdini kıymalarında bir sakınca yoktur. Bakın Allah-u Teala فِي مَا فَعَلْنَ yaptıklarında fi enfüsihinde, şahıslarında yaptığında bir sıkıntı yoktur. Demek ki bak evliliği kadın yapıyor ki Allah-u Teala nikahı kadına nispet ediyor. Gerek bu ayet-i celle, gerek buna delalet eden diğer ayetler veya hadis-i şerifler, işte az sonra okuyacağız inşallah. O hadis-i şeriflerden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanlarından sonra İmam-ı Azam Efendimiz diyor ki bakın ya Resulullah bak bir kız yetişkin olduğu zaman da, reşit bir çağda olduğu zaman da tek başına nikah kıymasına Resulullah'ın da beyanı var, Rabbimizin de nispeti var. Çünkü bir kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulallah, babam beni birisiyle evlendirmek istiyor. Ama gayesi işte fakirliğini gidermek. İşte yeğeninin kuzeniyle yani evlendirmek istiyor babası. Ama buradaki gayesi işte fakirliğini gidermek. Çünkü hani orada onların hali vakti yerinde vesaire vesaire. Beni de böyle bir nikah hakkı kıymak istiyor. Beni de belki düşünüyor. Benim de işte durumumu düşünüyor. Ama bu şekilde böyle bir evlilik yapıyor. Fakat ben bunu istemiyorum ya Resulallah. Deyince Efendimiz buyurdu ki babanın yaptığını onay ver. Yani bakın kız babasının kendisini kuzeniyle evlendirmek istediğini söylüyor. Ve kız bunu istemediğini söylüyor. Resulullah buyuruyor ki babanın yaptığına onay ver. Efendimiz böyle buyurunca kız bu sefer diyor ki sahabe annemiz. Ya Resulallah ben bunu istemiyorum ama. Yani ben babamın bu yaptığını uygun görmüyorum. Deyince Efendimiz buyuruyor ki o zaman git istediğinle evlen. O zaman git istediğinle evlen. Şimdi kız... Babam böyle bir şey evlendiriyor. Resulullah buyurdu ki o zaman onay ver.
Sonra kız diyor ki ben bunu istemiyorum ama ben böyle hoşuma gitmiyor. Ben böyle bir tercihim yok ya Resulallah deyince Resulullah buyurdu ki o zaman fezhebi fenkihi men şi'ti. Git istediğinle evlen. Bunu buyuruyor. Sonra kız bu sefer şöyle diyor sahabenimiz. Ya Resulallah tamam ben bu nikahı istemiyorum ama ben babamın sözünden de dışarı çıkmak istemiyorum. Yani onu da kırmak istemiyorum. Deyince Efendimiz buyurdu ki daha doğrusu sahabenimiz buyurdu ki ya Resulallah aslında benim bunu size sormamdan kasıt şudur. Ben şunu merak ediyordum. Acaba kızların evlendirilme hükmü onların evlendirilme durumunda yetki kimin? Babaları zorla onları evlendirebilir mi? Ben bunun için size sordum. Yani aslında ben evleneceğim kuzenimle. Yani ben babamın sözünü kırmayacağım. Ama ben acaba babam bunda yetki sahibim. Ben istemesem de babam beni zorla evlendirebilir mi? Veya ben istemediğim zaman da hakkım var mıdır? Bunu öğrenmek için size bu soruyu sordum. Ne kadar uyanık annelerimiz ve sahabe efendilerimiz varmış. Bunu asla unutmayalım. Bununla ilgili o kadar çok örnek var ki insanın hayran olmaması elde değil. Allah razı olsun. Onlar bu derecede dini meselelerde uyanıklık yaptığı için bu derece bize bilgiler, işte hadis-i şerifler on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca nakiller geldi. Düşünsenize. Gidiyor ben bunu sorma gayem kadınların durumunun ne olduğunu öğrenmek içindir ya Resulallah. Ve Efendimiz orada ne buyurdu? Eğer rızan yoksa fezhebi fenkihi men şi'ti. Git dilediğinle evlen. Yani ne demek? Baban sen istemezsen seni zorla evlendiremez demektir bu. Ama Resulullah ilk başta ne buyurdu? Ya baban istiyorsa kabul et. Ha istemiyorsan o zaman istediğinle evlen. Yani burada da bu şekilde İmam-ı Azam Efendimiz işte bu hadis-i şerifi ve bu ayetleri delil alarak şunu diyor. Ya diyor bakın biz işte gerek bu ayetler, gerek bu minvalde gelen hadis-i şerifler, ya kadının tek başına nikahlanmasının uygun olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla neden ben velisi illa da kıyacak diye bunu direteyim ki? Ha o hadisler, o hadislerin de cevabını ileride konuşacağız. Biraz ibare okuyalım. Çünkü ileride ihtiyar sahibi onlara tek tek cevap verecek. Hatta İmam-ı Muhammed'in sorularına da cevap verecek. Mesela İmam Muhammed geride bu meseleyle alakalı şunu anlattı. Dedi ki kadınlar duygusaldır. Kadınlar daha işte hani hisle hareket edecek olurlar. Dolayısıyla hani erkekler gibi akli melekelerini böyle tam kullanma durumları olmayacaktır. O yüzden hani onlar kısmen daha hani akıldan daha çok hisse göre hareket ettiklerinden dolayı erkekler gibi geniş bir perspektiften meseleye bakamayacaklardır diyerek İmam Muhammed bir yorumda bulunmuştu. Ama ihtiyar sahibi İmam-ı Azam adına bu savunmayı yaparken hiç alakası yoktur diyecek. Nice kadınlar var ki binlerce erkekten daha akıllıdır. Dolayısıyla yani biz bu mantıkla bakarak İmam Muhammed'in dediğini diyemeyiz diyor İmam-ı Azam. O yüzden inşallah yerinde de onu konuşacağız. Evet. Nerede kalmıştık? Ha, ve şu kavle bi Hanife. Şimdi İmam-ı Azam'ın İmam Muhammed'i anladık. İmam Muhammed diyor ki kız velisinin izniyle evlenecektir. Velisinin onayıyla evlenecektir. Ama sadece fark şu, velisi mevkuftur daha doğrusu. Velisi onay verirse geçerlidir, onay vermezse hakime gider onaylatır. İlla da veli durumunu İmam Muhammed itibar alıyor. Ve şu kavle bi Hanife. İmam-ı Azam ne demişti? Evlenebilir, hiç sıkıntı yok. Nedeni? Kavluhu Teala, hatta tenkihe zevcen gayra. Bu ayet-i celle. Hatta tenkihe zevcen gayra. Artık üç talaktan sonra bir daha o adamla evlenmesi bir kadının caiz olmaz. Üç talakla boşandıktan sonra hatta tenkihe zevcen gayra. İşte o kadın gidip başka bir erkekle evlendikten sonra artık bu ilk kocasına dönebilir. Bazıları maalesef ya işte diyorlar ki hulle konusu Kur'an'da var mı? İşte bu uydurmadır. Yani işte yani bir kadın üç talakla boşandıktan sonra niye evlenemez? Ayet var arkadaşlar. Yani burada kimse kafasından bir şey uydurmuyor. Bu konuda ayeti celile var. Bu konuda işte bu ayet. Yani o kadın başkasıyla evlenmedikçe ilk kocasını dönemeyecektir. Hatta hadis-i şerifler yine detaylarını zaten ayrı bir platformda konuşmuştuk. Daha وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ sizin için bir günah yoktur. فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ kadınlar kendi nefisleri hakkında kıydıkları nikah hususunda sizin için bir sorumluluk yok.
وفي آية أخرى من معروف. Aynı şekilde diğer ayetlerde de min maruf. Yani iyilikle evlenmelerinde. Bu da ne demek? Kendi iradeleriyle evlenmelerinde bir sakınca yoktur. Bu ayetlerde اَضَافَ النِّكَاحَ وَالْفِعْلَ اِلَيْهِنَّ Rabbimiz nikah ve fiilleri kadınlara nispet etmiştir. وَذَلْكَ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عِبَارَتِهِمْ وَنَفَاذِهَا Bunlar ise kadının evlilik hususundaki sözünün yani nikah akdini kendi başlarına kıymasının اِبَارَةُ النِّسَى bu demektir. Mesela bu fıkıhta mesela hangi bahistesiniz derler اِبَارَةُ النِّسَى. Bu bahis yani bu alem olmuş gibi bir şey. Kadınların ibaresi yani kadınların nikahlarını tek başına kıyabildiklerini gösteren ifadeler veyahut da bu noktadaki beyanlar. Dolayısıyla فَذَلْكَ يَدُلْ عَلَى صِحَّةِ عِبَارَاتِهِنَّ Bu kadınların sözlerinin yani kendi nikahlarını kıymalarının sahih olduğunu gösteriyor. وَنَفَاذِهَا Geçerli olduğunu gösteriyor. لِأَنَّهُ اَضَافَ اِلَيْهِنْ عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِقْلَالِ Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onları müstakil olarak nispet etmiştir. Yani kadınlar evlendirdiğinde. Demedi ki babasıyla evlendiğinde. Babası onu evlendirdiğinde yani. Veya kardeşi onu evlendirdiğinde. Kendi kendini evlendirdiğinde diye Allah-u Teala müstakil olarak kadınlara nispet etmiştir. İz lem yuzker ma'ha gayraha. Çünkü ayette hatta tenke zevcen gayrahın dışında ayette. Başka bir kimse zikrediliyor mu? Baba, dede, çoluk, çocuk, o, bu. Hayır. Mutlak kadın kendisi. Vahiyye bu kadın izâ zevvecet nefsehâ min kuf'in denk olan bir kimseyle, denklik bahsi inşallah ileride gelecek, denk olan bir kimseyle kendisini evlendirecek olursa bir mihril misli, mehri misille fakat fa'alet fî nefsihâ bil ma'ruf o zaman nefsinde yani kendi şahsında ma'rufla yani iyilikle güzel bir nikah akdi kıymış kabul edilir. Ma'ruf o demek. Yani güzel bir nikah akdi kıymış kabul edilir. Fela cünâhâ alel evliyâ fidâlik. Bu konuda veliler için bir günah yoktur. Yani şimdi bir adamın kızı babasından izinsiz gitti evlendi. Babanın bir sorumluluğu var mı? Hayır. Kadın kız kendi tercih etmiştir. Sonuçta reşit çağda. Onay vermiş. Evlenmiş. Dolayısıyla baba için bir sorumluluk yoktur. Ha doğru mu? Doğru değil arkadaşlar bu nikah. Yani nikah kıyarken velilerinizden ailenizin rızasını almaya gayret edin. Alarak nikahlarınızı kıyın. Ve revâ İbn Abbas. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etti ki enne fetâten bir genç hanım. جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم efendimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem. قالت o annemiz dedi ki genç hanım ya Resulallah inne ebi zevveceni benim babam beni evlendiriyor min ibni ahin lehu babamın erkek kardeşinin oğluyla yani amcamın oğlu demektir. Yani kuzeniyle evlendiriyor. Niye? ليرفع خصيصته yani fakirliğini gidermek için. وَاَنَا لَهُ كَارِهَةٌ Ben bunu istemiyorum ya Resulullah. Hoş görmüyorum. فَقَالَ لَهَا Resulullah o hanım annemize buyurdu ki اَجِزِ مَا سَنْعَى بُوكِ Babanın yaptığına onay ver. قَالَتْ فَقَالَتْ O annemiz dedi ki لَا رَغْبَتَ لِي فِي مَا سَنْعَى بِي Ben babamın yaptığına لَا رَغْبَتَ لِي فِي مَا رَغْبَ kelimesi arkadaşlar رَغِبَ kelimesi ila fiile kullanırsa teşvik anla kullanırsa yaraz manasındadır. La ragbete li benim için bir teşvik yok. Yani uygun görmek yok. Fima sana abi babamın yaptığını uygun görmek yok. Yani o usta benim bir arzum yok. Kal Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem fedhebi git fenkihi men şi'ti dilediğinle evlen o zaman. Fakalet yine o hanım annemiz dedi ki la ragbete li amma sana abi bakın burada an harfi ceriyle la ragbete li amma ben yüz çevirmek de istemiyorum yani ben aykırı da düşmek istemiyorum amma sana abi babamın yaptığına aykırı da düşmek istemiyorum ya Resulallah yani ben onu istemiyorum ama ben babamın da sözünü kırmak istemiyorum velakinni fakat ben arattu istedim en uallimen nisa Müslüman hanımlara bildirmek istedim, göstermek istedim. Neyi? En şan leyse lil abai min umuri banatihim şeyun. Babalar kızlarının işlerinde söz sahibi değil. Yani babalar yetişkin olan kızlarını istedikleri gibi evlenme salahiyetine sahip değil. Ben bunu öğrenmek istedim. Bu müstehaptır arkadaşlar. Bu mesela biz bunu duyuyoruz özellikle işte doğuda, güneydoğuda.
Mesela hiç kıza sormadan direkt evlilik akdi kıydırılabiliyor. Bu doğru bir anlayış değil. Bu sünnet-i Resulullah'a uygun olan bir anlayış da değil. Resulullah Hazreti Ali ile Fatıma annemizi evlendirmek istediği zaman da geride olması lazım. Biz bunu konuştuk. Gidip ondan izin alıyor. Kızım böyle böyle sen ne dersin diye. Bu doğru olan bir. Eğer hani ne bileyim belki örfen işte uygun değilse baba demiyorsa annesi desin. Ama kızın rızası alınmadan bu nikah akdi kıyılmasın. Eğer baba nikah akdi kıysa kız ben onaylamadım, kabul etmedim. Kıza kimse sormamış. Kız onaylamıyor, kabul etmiyor. O nikah akdini kıydılar. Geçersizdir. Kızın bu şekildeki durumu onay vermedikçe o kıyılan nikah yok hükmündedir. Bunu da bilin. Evet. Vel istidlalu bihi min vucuhin. Şimdi bu nas'tan biz bir takım deliller çıkarttık. Ahadduhuma veya ahaddihima bedel düşürürüz veyahut da huwa ne işte min vucuhum dedir. İşte onlardan hiye ahaduha diye de şey yapabiliriz. Kavluhu aleyhisselam fenkihi men şi'ti. Birinci nokta bu. Bu bizim için bir delildir. Es-sani kavluhu kavluha zalik. Kadının Resulullah'a verdiği cevap yani hanım annemizin Resulullah'a verdiği cevap. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا Ve Resulullah onu inkar etmiyor. فَعُلُمَ اَنَّهُ سَابِتٌ Demek ki hakkı var. Bunu anlıyoruz. Şimdi anlatacağım onu. اِذْ لَوْ لَمْ يُكُنْ سَابِتًا لَمَا سَكَتْ عَنْهُ Çünkü eğer hanım annemizin o sözüne binaen Resulullah sükut etse, ettiyse demek ki böyle bir hak var. Eğer hakkı olmasaydı kadının o şekilde bir hani itiraz hakkı, Resulullah ona uyarırdı. Hayır senin böyle bir hakkın yok derdi. اَثَّالِثْ Üçüncüsü ise قَوْلُهُ اَجِيزِ مَا سَنَعَ اَبُوكِ Bu ayeti celile nedir? يَدُلْ عَلَى اَنَّ عَقْدَهُ غَيْرُ نَافِذٍ عَلَيْهَا Kadının kıymış olduğu bu nikah gayr-ı nafiz değildir. Yani ne demek? Babanın kıymış olduğu bu nikah nafiz değil, geçerli değildir. Çünkü kız onaylamadıkça düşmüştür. Şimdi biz hemen yerleştirelim. Bakın ibareden bakalım. Birincisi neydi? İnne ebi zevceni min ibne ehin lehu liyarfa khasisetehu ve ene lehu karihetun fekale leha ecizi ma sana ebuki. Hanım annemiz diyor ki, sahabe annemiz, ya Resulallah babam beni evlendirmek istiyor ama ben bunu istemiyorum. Resulullah ne buyuruyor? Onay ver. Ne demek yani? Şu demek. Demek ki baba tek başına kıydığı nikah geçerli olsaydı onay ver der miydi Resulullah? Geçmiş olsun bitti derdi. Ama ne diyor? Ne buyuruyor Resulullah? Onay ver. Yani babanın o kıydığı nikah mevkuftur, askıda. Sen onay verince yürürlüğe girecek. Onay ver. Bu birinci noktamız. Bu arkadaki en son madde tabii. Lef neşir müşevveş olacak bizimki belagattan. İkincisi fekalet annemiz buydu ki la rağbete li fi ma sana. Ben babamın yaptığını istemiyorum ya Resulallah. Diye söyleyince efendimiz senin öyle bir hakkın yok demedi. Sükût etti. İkinci nokta. Bakın yani ben öyle bir şey istemiyorum ya Resulallah. Demek ki hakkı varmış ki Resulullah sükût etti. Yani kız reddetti ve Resulullah da tamam geçerlidir kabul etti sükutuyla. Aksi takdirde ben öyle bir şey istemiyorum dediği zaman da yani kızım baban nikah kıydıysa senin nikahın olup bitmiştir. Sen öyle desen de bitti artık oldu derdi. Ama Resulullah hiçbir beyanda bulunmuyor. Demek ki böyle bir hak var. Yani baba nikah kıysa da kız reddedebilir. İki. Üçüncü nokta. Bunun üzerine فَذْهَبِي فَنْكِحِ مَنْ شِيْتِ Git dilediğinle evlen. Bu da neyi gösteriyor? Onay vermedin mi nikah? Babanınki iptal, sen artık gidip istediğinle evlenebilirsin. Yani tek başına nikahını kıyabilirsin. Bakın biz bu hadis-i şeriften bunu böyle teyitli delilimizi çıkartmış oluyoruz İmam-ı Azam Efendimiz açısından. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِأَصْحَابِنَا Ve bu hadis-i şerifte bizim için, ashabımız için bir delil vardır. عَلَى اَنَّ الْعَقْدَ يَتَوَقَّفُ اَيْضًا Bu nikah akdi, yani velinin kıydığı nikah akdi de mevkuftur. وَفِي بُخَارِ اَنَّ خَنْسَى بِنْتَ خِدَام رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنْكَحَهَا اَبُوهَا Babası onu evlendirdi. وَهِيَ كَارِهَةٌ O istemiyordu. Yani babası evlendirmiş bu işte sahabe annemizi. Ama kabul etmemiş. فَرَدَّهُ النَّبِي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ Efendimiz o nikah geçersiz saydı. Bu da bu hadis-i şerifler bize gösteriyor ki yetişkin olan bir kız kim evlendirirse evlendirsin. Onay vermezse bu nikah geçersizdir. وَرُوِيَ اَنَّ اِمْرَاتًا زَوَّجَتْ بِنْتَهَا بِرْضَاهَا Şöyle rivayet edilmiştir. Bir kadın kızının rızasıyla, bu ayrıntıya dikkat, kızının rızasıyla evlendiriyor. Ama kim evlendiriyor? Kadın evlendiriyor ya, velisi değil. فَجَاءَ الْاَوْلِيَا
Sonra babası, amcası ne bileyim çıktılar geldiler. فَخَاسَمُوهَا اِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Hazreti Ali'ye şikayette bulundular. Ya Ali, bu hanım gitmiş bizim kızımızı evlendirmiş, bizim buna onayımız yok dediler. فَاَجَازَ النِّكَاحَ Hazreti Ali radıyallahu anh bu nikah geçerli saydı. Niye? Demek ki kadının tek başına nikah kıyma hakkı var ki bak bu nikaha geçerli saydı. Aksi takdirde ne derdi? Ya bu veliler yoksa bu nikah yoktur. İmam-ı Şafii'nin anlayışından konuşuyorum. Yani tüm bunlar İmam-ı Şafii'nin aleyhine. Çünkü İmam-ı Şafii o hadis ne dedi? Velisiz nikah olmaz. Ya nasıl olmaz? Bakın Hazreti Ali'nin delili var. Efendimizin delili var. Yani demek ki veli şart değil ki Resulullah bu kadının kıydığı nikah geçerli saydı. E kadın var. E kadın veli değil ki. Veli erkeklerdendir, asabelerdendir. En son anneye düşer. وَذَا دَلِيلُ الْاِنْيْكَاتِ بِعْبَارَةِ النِّسَى İşte bu rivayetler de kadınların sözleriyle beraber nikah akdinin münakit ve geçerli olduğunu göstermiştir. وَاَنْهُ اَجَازَ النِّكَاهَ بِغَيْرِ وَلِيِّنْ Hazreti Ali çünkü nikaha velisiz izin verdi. Tabi arkadaşlar şurada hemen bir parantez açayım. Eğer mehirde farklılık varsa fesk olma ihtimali vardı. Demek ki mehirde de denklik var bu Hazreti Ali meselesinde. لِأَنَّهُمْ كَانُوا غَائِبِينَ Çünkü buradaki veliler ortada yokken kadın gitmiş kızın nikahını kıymış. وَلِأَنَّهَا تَصَرَّفَتْ فِي خَالِسُ حَقِّهَا Aynı zamanda kadın, evlenen kız, kız hamir ona gidiyor. تَصَرَّفَتْ Tasarrufta bulundu. فِي خَالِسُ حَقِّهَا Öz şahsında, kendi öz hakkında tasarrufta bulunmuştur. Kim karışabilir? Yetişkin bir kızı kim istediğiyle evlendirebilir? Veyahut da istemediğine zorla nikahlayabilir. وَلَا ضَرَرَ فِيهِ لِغَيْرِهَا Artı bu şekilde bir evliliğin başkasına zararı var mı? Yok. Mehir tam mı? Tam. Bitti. O zaman kimse bu nikahı bozamaz. İmam Hasan buyuruyor. فَيَنْفُدُ Bu nikah nafizdir. Yani geçerlidir. Yürürlüğe girmiştir. Ne gibi? كَتَصَرُّفِهَا فِي مَالِهَا Malındaki tasarruf gibi. Çok güzel bir teşbih yaptı. Ya diyor İmam-ı Azam Efendimiz adına. Ey İmam Muhammed. Sen bir kadın mal hususunda, diyelim kadın parası var, bir kızın parası var. Buludan yukarı, reşit bir kız. Parası var. Bu kız parasında istediği gibi tasarrufta bulunabilir mi? Bulunabilir diyorsun. Ya malında istediği gibi tasarrufta bulunan bir kadın, kendini evlendirme hususunda neden istediği gibi bir tasarrufta bulunamasın? İlla da veliyi şart koşuyorsun. Bu konudaki daha doğrusu düşünce doğru değildir diyor İmam-ı Azam adına bu ifade. Çünkü neden? Ya malında yetki veriyorsun, istediğini alsat diyorsun. Eğer sen bu aklı kıt sayıyorsan, eğer sen bunun aklının tam çalışmadığını sayıyorsan, hissiyle, duygusuyla, kandırılma ihtimaliyle hareket ettiğini sayıyorsan o zaman malına da tedbir koy. De ki mal da satamasın bu kadın. Halbuki bunu demiyorsun. E zaman malda bu sınırlamayı getirmiyorsan neden nikahta bunu getiriyorsun diyor İmam-ı Azam, İmam Muhammed'e veya İmam Şafii'ye. Tabi Şafiler'de biraz mal hususundaki detaylar farklı arkadaşlar. وَلِهَذَا Evet. وَالْوَلَايَةُ فِي النِّكَاهِ اَسْرَوْ سُبُوتًا مِنْهَا فِي الْمَالِ Ya artı nikahtaki velayet, maldaki velayetten daha da çabuk sirayet eder. Yani nikahta veli, bir kimsenin nikah hususunda veli olması için veyahut da efendim işte yetkili olması için böyle maldaki yetkilendirmede aranan şartlar yok. Hemen tamam. Velisi bu mudur? Birinci sıradaki velidir o kadar. Hakimin hükmüne gerek yok. İşte ona gitmesine bakıyorum. Bu adam malı iyi kullanacak mı, kullanamayacak mı? Detayları incelemiyoruz. Hiçbirine gerek yok. Yani sen mal hususunda velayeti daha da zor şartlarda detaylı bir gerekçelerle ispat ettiğin halde malda mutlak izin veriyorsun ama velayeti daha basit olan nikahta yok diyorsun. Bu doğru değil diyor. Ama aslında buradan bize itiraz gelebilir. Yani imam bu illetten. Çünkü şöyle gelebilir. وَالْوَلَايَةُ فِي النِّكَاهِ اَسْرُوا سُبُوتًا مِنْهَا فِي الْمَالِ Yani nikahtaki velayetin oluşumu mala nispetle daha süratlidir. Yani nikahta hemen velilik devreye girer. Ama malda belirli prosedürler var. O. İmam Muhammed buna cevap verebilir bizim bu itirazımıza. Şöyle verebilir. Ya zaten ben de bunun için işte malda tasarruf yetkilisi vardır diyorum da nikahta yoktur diyorum. Neden? Nikahta veli direkt devreye giriyor. O zaman nikahı veli kılsın diyorum. Malda ben bu çocuğun malı var. Veli tayin edeceğim ki eğer ben malda tasarrufta bulunması için o çocuğun veliyi şart koşacak olursam bir sürü prosedürle uğraştıracağım.
Ne gerek var ya? O kadar prosedüre ihtiyaç yok deyip direkt tasarruf yetkisi veriyorum malda. Nikahta kolay olduğu için ben onu şart koşuyorum deyip bu meseleyi bize ters olarak direkt itiraz olarak getirebilirler arkadaşlar. Yani burada meselenin bu illetine itiraz gelebilir. Ve lihâde işte bundan dolayı yesbütü li gayril ebi vel ceddi. Bundan dolayı buradaki nikah velayeti baba ve dedenin dışındakilere gidebilir. Ama mal velayeti bu şekilde direkt değil. وَلَا اِسْبِتُ لَهُمْ فِي الْمَالِ Halbuki baba ve dedenin dışındakilerde mal hususunda tasarrufları yoktur. لَنَّ النِّكَحَ خَالِسُ حَكِّهَا Nikah kadının öz hakkıdır. Hatta يُجْبَرُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ اِنْدَ طَلَبِهَا وَبَذْلِهِ لَهَا Ya hatta veli kız evlenmek istediği zaman da mecbur edilir. Der ki hemen bu kız evlendir. Yani İslam mahkemesi der ki bu kız evlenmek mi istiyor? Evlendireceksin. Hemen evlendir. Bunu en tutamazsın. Sonuçta bu kızın böyle bir talebi varsa bu hususta ne yapacaksın? İcbar edilirsin. Hatta yücbaru el veliyyu aleyhi nikaha icbar edilir. İnde talebi ya kız evlenmeyi istediği zaman da daha ve ben yani ve yücbaru el veliyyu veli aynı şekilde icbar edilir. Ve bedluhu leha. Neye icbar edilir? Aleyhi nikaha ve ala bedlihi. Tamam. Oraya atfedeceğiz. Yani aleyhi üzerine atfedeceğiz. Hatta yücbaru el veliyyu veli icbar edilir aleyhi nikaha inde talebe kız evlenmek isterse daha ve bedlihi ve nikah için çaba sarf etmeye icbar edilir. Leha o kızın lehinde. Yani hem evlendirmeye hem de evlen. Mesela bir adam var. Bu ikisinin farkı şu arkadaşlar. Birincide inde talebiha şu demektir. Damat adayı belli. Kız diyor ki baba ben bununla evlenmek istiyorum. Yücbaru el veliyyu aleyhi inde talebiha. Eğer kız bu adamla yani muayyen olan bu adamla evlenmek istediği zaman da veli icbar edilir. Hemen onun ikisinin nikahını kıy diye. Ve bedlihi leha o da şu demektir. Damat belli değil. Kız diyor ki ben evlenmek istiyorum. O zaman baba damat adayı bulmakta icbar edilir. Tabii arkadaşlar bu ilk kısımda hani damat belli İslam'a aykırı olarak hareket edilme yok. Öyle düşünmeyin. Yani ne bileyim birisi vardır. Demiştir ki bak orada falanca bir beyefendi var. O işte ne bileyim uygunsa işte şey yapalım şöyledir böyledir. İşte o anada da şöyle bir hanımefendi var uygunsa onaylanmıştır. Yani bunlar yoksa flört mülört edip de tanımıştır da baba ben bununla evleniyorum demek değildir bu ibare. Bunu da yanlış anlamayalım. Yani bu noktada İslam kesinlikle taviz vermez. Flört denilen bir bela İslam'da yoktur. Evet. وَهِيَ اَهْلُ الْاِسْتِفَاءِ حُقُوكِهَا Dolayısıyla bu kadınların haklarının istifa etmek hususunda nedir? Baba yetkili kişidir. اِلَّا اَنَّ الْكَفَاةَ حَقُّ الْاَوْلِيَا Kadın yetkili kişidir. Fakat denklik velilerin hakkıdır. فَلَا تَقْدِرُ عَلَى اِسْكَاتِ حَقِّهِمْ Hakkıyım. Kimse velilerin bu denklik hakkını iskat edemez. Kız evlense de denk değilse veli nikahı bozdurabilir. Onu da ileride konuşacağız. Şimdi konumuzu toparlayalım arkadaşlar. Bir genç kızın yani yetişkin olan, reşit olan, buluğa ermiş olan bir bayanın, hanımefendinin kendini evlendirmesiyle ilgili İmam Şafii direkt yok diyor. İmam-ı Azam direkt izin veriyor. İmam Muhammed'in bir anlayışı var. Bunu konuştuk. Geride de bunu detaylandırdık, delillerini anlattık. İmam Muhammed'in delillerini konuştuk. Lehanike hayla bi veliyyin vesaire. İmam-ı Azam'ın delillerini konuştuk. Peki. Hocam hangisini alacağız? O da hadis getiriyor, bu da hadis getiriyor. O da ayeti kendine delillendiriyor. Bu da ayeti delillendiriyor. وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الْاَحَادِيثِ فَمُعَرَضَةٌ بِمَا رَوَيْنَا Bu rivayet ettiğimiz hadis-i şeriflerde bir taarruz var. Evet, çelişki gibi duruyor. Niye? Çünkü Resulullah bir hadis var. اَيُّمَا اِمْرَاتٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَحَ بَاطُلٌ 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 Bir kız kendini, bir kadın kendini evlendirirse nikahı batıldır. Ama öteki tarafta evlendirsin. Diye bir terslik var. Hangisini alacağız? Bakılır. فَاِمَّا اَنْ يُرْجَعْ اِلَى الْقِيَاسِ Ya taaraza tasakata deriz. Yani iki eşit delil taarruz ettiği zaman zaten delillerin eşit taarruz edebilmesi için eşit olması lazım arkadaşlar. Yani birisinin diyelim ki zayıfsa veyahut da oysa veyahut da dereceleri biri meşhursa birisi haber-i vahiyse bunların taarruzu olmaz. Eşit derecedeki deliller taarruz eder. İki diyelim ki bunlar eşit derecede taarruz ederse taaraza tasakata. O zaman delil yokmuş gibi asla döneriz. Asıl ne? Fe immen yurca ilel kıyas. Bu durumda kıyasa döneriz.
Yani bu hadisler yokmuş gibi, hiç varit olmamış gibi sayarız. Böyle bir durumda nasıl hüküm veririz diye bir düşünürüz. Kıyas nedir o huve? Bu kıyas da lena bizim için alel mal ve racul. Mal ve adama kıyas ederiz. Yani böyle bir hadis farazi gelmeyecek olursa ben böyle bir konuda nasıl düşünürdüm diyor kıyasta. Şöyle düşünürdük. Ya adam buludan sonra yetişkin olunca kendini evlendiriyorsa neden kadın evlendiremesin? Adama kıyas ettik. Veya mala kıyas ettik. Ya buludan sonra bir kız malında tasarruf ediyorsa neden kadın evlilikte de etmesin? Bakın dolayısıyla asıl olarak bunları kıyas ederek yine cevaz verebiliriz diyor Mevsili. Yani İmam-ı Azam'a göre olur yine. Ev yuvaffak beynel hadiseyni. Veyahut da İmam-ı Azam'ın hadisiyle diğer hadislerin arasını tevfik ederiz. Buluştururuz. فَيُحْمَلُ مَا رَوَيْنَاهُ عَلَى الْحُرَّةِ الْعَقِلَةِ الْبَالِغَةِ Bizim rivayet ettiğimiz hadisler, yani hani kız gitti Resulullah sordu ya, babam evlendiriyor ben istemiyorum filan. Veya da Ayşe annemizden gelecek tabii ileride. Hazreti Ali'nin gelen işte kız, kadın hani kızını evlendiriyor. Bu hadisleri hür akil olan kadınla ilgilidir deriz. وَمَا رَأَيْتُمُوهُ İmam Muhammed'in delil olarak getirdiği la nikaha illa bi veliyin eyyuma imraatin nikahat nefsaha bi gayri izni veliyha bunlar ve ma ravaytumuhu İmam Muhammed'in o yani sizin rivayet ettikleriniz İmam Muhammed'e hitaben tabi bu Mevsili İmam-ı Azam'ı savunuyor. Zaten muhtarın yazılma gayesi de budur. İmam Muhammed'in rivayet ettiği ise alel emeti cariye üzerine hamledilir. Yani şöyle arkadaşlar, ya taarruz eder, tasakut ederiz, atarız kenara, kıyasa göre hareket eder, yine bizim lehimize hüküm çıkarırız. Veyahut da bu iki hadisi cem ederiz. Nasıl cem ederiz? Bizim hadislerimiz yetişkin bayan hanımefendilerle alakalı. O İmam Muhammed'in getirdiği la nikaha illa bi veliyyin gibi eyyüme imaratin hadisleri de küçük olanlarla alakalıdır. Yetişkin olmayanlarla alakalıdır diye bir izaha gideriz. Ve keyfe ki... Nasıl böyle yorumlama olmasın ki? وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْدِ الرِّوَايَاتِ Bazı rivayetlerde şöyle gelmiştir. اَيُّمَا اَمَتِنْ نَكَحَتْ نَفْسَهَا Çok güzel yakaladı. Arkadaşlar bu işte çok güzel bir üsluptur. Yani bir meselede ya ben böyle bir yorumlama yapıyorum deyip kenara çıkamayız. Yapmış olduğunuz yorumlamayı temiddi. Ya ben bu yoruma gitmemin nedeni bak bu şekilde gelen bir mantıktır. Veya şudur, budur deyip delillendirmelisiniz. Yani akli, sadece aklıma uymadı. Ya akıl var, mantık var kardeşim, böyle olabilir mi? Değil. O yorumunuzu da biz din konuşuyoruz. Din adına cevap veriyoruz. Dini anlamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz hükümlerin Allah adına olduğunu bilmek zorundayız. Eğer burada biz delillendirmeden kafamıza göre hareket edersek, Rabbimiz ahirette bize sorarsa, sen neye göre hüküm verdin? Ya Rabbi kafama göre hüküm verdin. Orada benim Resulümün hadisini görmedin mi derse cevap veremeyiz. O nedenle bu meselede arkadaşlar... Şunu diyor İmam-ı Azam. Daha doğrusu Mevsili İmam-ı Azam adına savunma yapıyor. Ya ey İmam Muhammed, senin getirdiğin hadisler küçük çocukla alakalı. Yani işte veya deli gibi hani şeyle olmayan, reşit olmayanlarla alakalı. Aklı kesmeyenle işte delidir, matuhtur, yaşlı bir kadını evlendireceksindir, o sudur, bu sudur. Bunlarla alakalı. Benim hadislerim ise buluğ çağına erenlerle alakalı. Bu bir. İki, peki bunu nereden çıkarıyorsun? Veyahut da işte diğer yorumlamalarını nereden çıkarıyorsun? Veya rivayet ettiğin o hadisi ne yapıyorsun? Onlar cariyelerle alakalı, benimki işte hür olanla alakalı. Yani benimki hür, akil, baligle alakalı, senin rivayet ettiklerin ise cariyeyle alakalı. Bu sefer İmam Muhammed sorabilir bize. Ne alakası var ya? Ben sana eyyüma imratin diyorum. Senedi budur, şu şudur. Sahih bir tarikle gelmiştir. Ben bu hadisi sana getiriyorum, sen onu cariyeye çeviriyorsun. Yani oradaki mutlağı nasıl kayıtlayabiliyorsun? Dersem cevabımız var. Ey imam, senin o rivayetin aynısı cariye ile ilgili de gelmiştir. Eyyüma emetin nekahat bi nefsi nekahat nefsaha bi gayri izni veliyha fe nikah batun batun batun. Bak senin kadın, mutlak bir kadın kendini evlendirdiği zamanda nikah batıldır şeklinde gelen o hadis bir cariye kendini evlendirdiğinde batıl olarak gelmişti. Belki burada ravi rivayet ederken böyle yorumlamış olabilir. Yani seninki kayıtlıdır diyerek ona bir cevap veriyoruz ve güzel bir cevap. O nedenle feyuhmelu mutlaku alel mukayyet. Mutlak mukayyete hamledilir ve yuraccahu ve tercih edilir. Ev yuraccahu ve tercih mana tercih de bizle beraberdir. İmam-ı Azam'ın görüşü yani. Lianne ma zekernahu selma anit ta'am.
Ayrıca bizim rivayet ettiğimiz hadis-i şeriflerde bir taan yok. Müsellep herkes kabul ediyor sahihliğini. Ama وَمَا رَوَاهُمْ مَطْعُونُ فِي Senin rivayet ettiklerinde ise ey İmam Muhammed اَنْنِكَاهُ لَا نِكَاهَ اِلَّا بِوَلِيِّنْ veya ey yuma imrati nekahat bu hadis-i şeriflerse مَطْعُونُ yani taan edilmiştir. Eleştiri var üzerine. Fakat nasıl? Şöyle. Fakat حُكِي عَنْ اَبِي عَبَّاسْ الْمَرْوَز۪ي رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ Ebu Abbas el-Mervezi'den rivayet edilmiştir ki قال سمعتُ يَحْيَا بِنْ مَعِينْ Ben Yahya bin Ma'in'i ki Yahya bin Ma'in çok önemli bir muhaddistir. Kendisi cerh ve tadilde gerçekten önemli bir şahsiyettir. Allah şefaatlerini nail eylesin. Yahya bin Ma'in'den ben şöyle işittim. Yakul, şöyle derdi. Selasetu ahadis lem tesbut anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Üç hadis var ki o Resulullah'tan sabit olmadı. Bir, küllü müskirin haramun. Her müskir haramdır. Sarhoş eden her şey haramdır. Bu hadis böyle bir hadis Resulullah'tan yok. İki, men messe zekaruhu felyetevadda. İşte kim cinsel organına dokunursa abdesti bozulmuştur. Abdest alsın. Üç, la nikaha illa bi veliyyin ve şahide-i adlin. Velisiz ve adil şahit olmaksızın nikah geçerli değildir. Tam da şafirlerin delillerini eleştirmiş mübarek. Bu üç hadis-i şerif, üç şafirlerin kullandığı işte bunlar da özellikle onlarda hepsinde bu kabul edilen bir rivayetler. Bu üç hadis-i şerif Resulullah'ta sabit olmamıştır. Bunu kim diyor? Yahya bin Ma'in. Ve vafakahu ala zalika Ahmed ibn Hanbel. Ahmed ibn Hanbel de buna muvafakat etmiştir. Evet, doğrudur demiştir. Ve İshak ibn Rahuyah, İshak ibn Rahuyah da böyle demiştir. Rahuyah da diyebiliriz ya da Rahaveh de diyebiliriz. Ala enne nekul, ala enne nekul. Biz şöyle diyoruz. El mer'atu veliyyetu nefsiha. Şimdi bu rivayetlerin uydurma olduğunu söyledik. Ahmed ibn Hanbel'in buna muvafakat ettiğini söyledik, bitirdik. Ala enna nekul. Fakat biz şöyle de deriz. Ya tamam sizin dediğiniz gibi bile olsa. Yani bu hadisler sahih bile olsa el mer'atu veliyyetu nefsiha. Kadın kendi nefsinin velisidir. Yani la nikaha illa bi veliyyin. Velisiz nikah olmaz. Kadın kendisinin velisidir, yetkilisidir. Kadın orada olunca nikah olur. Kadın orada yoksa nikah olmaz demektir bu. فَلَا يَكُنُ نِكَاحًا بِلَا وَلِيِّينَ Bak, velisiz nikah olmadı çünkü kadın orada. Böyle de yorumlarız biz sizin hadislerinizi. فَلِمَا قُلْتُمْ Peki siz neden şöyle diyorsunuz? اِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلِيَّنْ Veliyen, kadın veli değildir. Şimdi biz onlara dedik ki, bizim sizin bu hadislerinizde sıkıntı var. Hadis sahih diyelim, kadın kendi nefsinin velisidir diyerek biz sizin hadisinizi yorumlayabiliriz. Çünkü bizim bir sürü buna gitmemize neden olan sağlam delillerimiz var. Bu sefer onlar bize şunu diyor. Kadın bir şey kendi nefsi velisi olamaz ki kadın kendi nefsinin velisi. وَلَوْ بَيَّنْتُمْ ذَٰلِكَ Bu sefer biz cevap veriyoruz. وَلَوْ بَيَّنْتُمْ ذَٰلِكَ Eğer siz böyle derseniz, kadın kendi nefsinin velisi değildir derseniz, اِسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ الْحَد۪يسِ O zaman hadisi şeriften yüz çevirmiş olursunuz. Hangi hadis? اَجِيزِ مَا سَنَعَ بُكِ Bak, Resulullah orada ne buyurdu sahabe annemize? Git istediğin şey, babanın yaptığına onay ver. İşte veya işte onu da kabul etmiyorsan git istediğinle evlen. Bak, eğer sen orada Resulullah sahabe annemizin tek başına gidip başkasıyla nikah kıymasına izin verdi mi? Verdi. Ya senin rivayetin zayıf, Yahya bin Ma'in'in, Ahmed ibn Hanbel'in, İshak ibn Rahuya'nın kabul ettiği gibi, ya da sahih bile olmasa, hadi zayıf değil de sahih bile olsa, oradaki veliden kasıt kendi nefsidir. Yani kendi yetkisidir, yetki vermezse olmaz. Aksi takdirde o sahih rivayeti reddetmiş olursunuz. Ama biz sizin o hadisi alırken sizin rivayetlerinizi reddetmiyoruz. Sahih bile kabul etsek mantıklı bir izahlarımız var bizim. Devam. وَكَذَٰلِكَ الْحَد۪يسِ الْأَخَرِ Hatta ikinci hadisi de nefi etmiş olursunuz. O da اَيُّمَا اِمْرَاتٍ نَكَحَتْ İşte اَيُّمَا اَمَتٍ نَكَحَتْ نَفْسَ Onu da şey yapmış olursunuz. Nefi etmiş. Yok, ikinci hadis şu arkadaşlar. İkinci hadis. Sahabe annemizden gelip de hani kârim nikahı İşte hani Hansa binti Hidam evlendirdi ya, babası onu evlendirince o da onu istemedi. Resulullah bunu ne yaptı? Nefyetti. Buhari'de gelen bir rivayet bu. Yani sen o zaman bunu da nefyetmiş olacaksın. Bu şekilde bu da nefyedilmiş olacaktır. Bu da nefyedilmiş olacak.
Bu nedenle فَإِنَّهُ مِنْ رِوَيَةُ سُلَيْمَانِ اِبْنِ يَسَرْ عَنِ الزُّهْرِ وَهُوَ الظَّعِيفٌ. Çünkü bu, evet, فَإِنَّهُ مِنْ رِوَيَةُ سُلَيْمَانِ evet, وَلَوْ بَيَّنْتُمْ ذَلِكْ اِسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ الْحَدِيثِ hadisten yüz çevirmiş olacaksınız. وَكَذَلِكَ الْحَدِيثِ الْآخَرِ diğer hadisten de yüz çevirmiş olacaksınız. Niye? فَإِنَّهُ مِنْ رِوَيَةُ سُلَيْمَانِ اِبْنِ يَسَرْ عَنِ الزُّهْرِ. Çünkü Süleyman ibn Yesar'a işte Zühri'den rivayetidir. O huve zayıfın, o da zayıftır ki za'afahu al-Bukhari. İmam Bukhari onu zayıflığa nispet etmiştir. Ve askata rivayetuhu, onun rivayetini ıskat etmiştir, kabul etmemiştir. Ve rava enne Maliken, İmam Malik rivayet etmiştir. Ve İbn-i Cüreyh se'ela Zühri an hazel hadis felem ya'rifu. Bu hadisi bilmediklerini işte ifade etmişlerdir. Ve ravi izâ inkar al-khabere delle ala butlani. Bir ravi bir haberi inkar ettiği zaman da o onun batıl olduğuna delalet edecektir. Evet arkadaşlar. Ne gibi bu? Kel usulü me'al furu. Mesela bir şeyi kıyas ediyorsun usule. Asıl olan bozuk olursa fer olan da bozuk olacaktır. Tefri bir mesele de bozuk olacaktır. لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِ وَلِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِ عَيْشَةَ جَوَازًا نِكَحِ بِعِبَارَةِ النِّسَى. Çünkü Ayşe annemizden gelen rivayetlerde kadınların nikahlarını tek başına kıldıkları caizdir. Heh, şu arkadaşlar. Evet. وَلَوْ بَيَّنْتُمْ ذَٰلِكْ اِسْتَغْنَيْتُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرِ diğer hadiste de sıkıntı var. Veya şu وَكَذَلِكَ الْلَا حَدِيثِ الْآخَرِ şimdi فَإِنَّهُ bunun delili olacağı için bunu şöyle yorumlamak daha iyi olacak arkadaşlar. Yani geriye değil. Yani وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرِ Bukhari'nin rivayet ettiği o Hansa binti Hidam'ın rivayeti değil de وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الْآخَرِ diğer hadiste de aynı şekilde sıkıntıya düşmüş olacaksınız. O diğer hadiste hangisidir? Ayşe annemizin hadisidir. Bunu da bu şekilde ekleyecek olursak iyi olur. Çünkü aksi takdirde biraz mefhum sıkıntılı çıkacak. Çünkü فَإِنَّهُ bu onlara cevap şey yap, itiraz getirirken فَإِنَّهُ'yu yani bizim sahih hadislerimize çevirsek فَإِنَّهُ ters düşecek. O yüzden bu onların getirdiği hadislerle alakalı bir durum olması gerekiyor. لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبَ عَيْشَةَ Hazreti Ayşe annemizden görüşü Hazreti Ayşe annemizin görüşü cevazen nikah bi'ibaratin nisa kadınların sözleriyle nikahın caiz olduğudur. Halbuki Ayşe annemiz geride rivayet ettiği hadis neydi? Onların delil getirdiği sayfa 61'de اَيُّمَا اِمْرَاتٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَنِكَعُ بَاطُلٌ بَاطُلٌ بَاطُلٌ. Bakın bu hadis-i şerifi getirdi. Ayşe annemiz bu hadis-i şerifi getiriyor. Halbuki Ayşe annemiz kadınların tek başına nikah kıymalarına cevaz vermiş. فَإِنَّهَا زَوَجَتْ بِنْتَ اَخِيهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ حِينَ غَابَ بِالشَّامِ kardeşi, şey yeğeni Abdurrahman'ı Şam'dayken, o ya, hiç o burada değilken nikahladı. وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَةِ الْحَدِيثِ. Bu ise, evet, Estağfurullah. Binte ahiha fe inneha zavvecet binte ahiha Abdurrahman, erkek kardeşi olan Abdurrahman'ın kızını evlendirdi. Abdurrahman yani erkek kardeşi Şam'dayken Ayşe annemiz yeğenini, kız yeğenini evlendirdi. Ve zelke delilun ala adem sıhhatil hadis. Bu da neyi gösteriyor? Hazreti Ayşe'nin geride zikrettiği Eyyüme-i Mürat'in hadisinin zayıf olduğunu gösteriyor. Sahih olmadığını gösteriyor. Ve rivayeti halihu. Onu nispetinin sahih olmadığını gösteriyor. Ev ala neskihi. Veyahut da sahihse bile nesk olduğunu gösteriyor. Ev ala ruçhani ma zekarna. Veyahut da bunu tercih ettiğini gösteriyor. O da var ama bunu tercih ettiğini gösteriyor. Yani bizim geride bu şekilde aldığımız hadisleri taarruz etsek bizim lehimize. Taarruz etmesek mutlak mukayyetle kayıtlarız. Velev ki mutlak mukayyetle kayıtlamasak sizin rivayetlerinize sıkıntı var. Sizin rivayetlerinizi sahih bile kabul etsek yine yorumlamalar bize destek çıkıyor. Velev ki sizin aldığınız hadis-i şerifleri sahih alsak siz, rivayet edenlerin aykırı fetvaları var. Bu da neyi gösteriyor? Sahih bile olsa nesk edilmiştir. Bunu gösteriyor. Bu konuda kalalım. İnşallah bir sonraki dersimiz buradan devam edelim. Vel hadis buradan burada kalalım. Elhamdülillahi ve alemin.